dediği Gizem Öztok Altınsaç 21 Şubat'tan bu yana. Bunun da altını çizelim. Az önce grafiklerde ekranlarınıza getirdik. Şimdi ALB Menkul Değerler zamanı, karşımızda İsmail Cem Gönen olacak. İsmail, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. İstersen Borsa İstanbul'a başlayalım. Bugün Ukrayna meselesi bizim borsamızı da aşağı yönlü etkiledi. %2'nin üzerinde bir satış gördük. Ne dersin, bu satış Ukrayna ya da Rusya haberlerinin geldiği dönemde, yurt dışındaki borsaların düştüğü dönemde bizim borsamızda da satış devam eder mi? Öncelikli olarak hafta sonu Rusya parlamentosundan geçen Kırım'a müdahale hakkından sonra Batı'da çok fazla bir tepkiler olmuştu. Sabah saatlerinde ise haftanın açılışında Asya ve gelişmekte olan ülke endekslerinde satıcılı bir seyir gördük. Daha sonradan hem yurt içinde hem de Almanya'nın başının çektiği Avrupa piyasalarında sert satıcılı seyirin devam ettiği görüldü. ABD endeksleri de ayrıca buna ayak uydurarak onlar da satıcılı bir şekilde günü kapatmak üzereler şu anda. Özellikle Euro bölgesinde imalat PMI verilerinin iyi gelmesi ve ABD tarafında ISM imalat endeksinin iyi gelmesine rağmen sert bir şekilde satıcılı seyirin devam ettiğini gördük. BIST 100 endeksi de şu an için hala 61.500 desteği altında işlemlerine devam etti. Kapanışı bu şekilde gerçekleştirdi. Yurt içinde özellikle çekirdek tüfe ve üfe rakamları piyasalar tarafından olumlu karşılanmadı. Fakat satışlarda tabii ki Ukrayna odaklı olduğunu, şu an için devam etmekte olduğunu görüyoruz. Teknik olarak 61.500 seviyesi altında işlemlere devam eden BIST 100 endeksi aşağı gelmeleri, hızlanması durumunda satışların 60.000 ve 59.000 seviyeleri, yukarı yönlü hareketler içinde 62.000-62.500 seviyeleri izlenebilir kısa vade için. Tabii ki ayrıca işlem hacminin çok düşük olması piyasadaki alıcıların azaldığına bir işaret olmaya da devam ediyor şu an için. Peki İsmail'cim, bir de dolar TL'ye bakalım. Orada da 2.23 seviyesinin biraz üzerindeyiz. Bu haberler bizim kurdaki tansiyonu da arttırmış gibi görünüyor. Orada nasıl bir seyir öngörüyorsunuz? Tabii ki kurda da özellik olarak yukarı yönlü bir hareket şu an için devam etmekte. Şu an için 2.23.10 destek seviyesine tutunmaya çalışıyor. Özellikle yarın hem yurt içinde hem ABD tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken öncelikli olarak Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik takip edilmeye devam edecek. Tabii ki aynı zamanda siyasi istikrar, yani yurt içindeki siyasi istikrar da ön planda olmaya her zaman için devam ediyor seçimler öncesinde. Evet. Dolar TL paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.23.10 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 2.24 ve 2.25 bandına doğru bir hareket gerçekleştirebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.22.50, 2.22.50 ve 2.21.50 seviyeleri şu an için izlenmeye devam etmektedir. İsmail Cem, bir de altına bakalım. Bugün 1.350'lere kadar geldik. Altının onsunda bu haberler nedeniyle burada 1.400'ler yakın vadede görülebilir mi? Aslında Şubat ayı kapanışını 1320 dolar üzerinde gerçekleştirerek altında yukarı yönlü hareketi devam ettiğini gözüküyordu. Fakat bir de buna Ukrayna meselesi tuz biber olunca bugün sert bir şekilde yukarı yönlü hareket görüldü ve 1355 dolar seviyesi test edildi. Bu seviyeden bir miktar bir geri çekilme, gevşeme görülse de tekrardan şu an için 1355 dolar seviyesine doğru bir hareket görünüyor. Tabii ki burada haftalık ve günlük kapanışları 1355 doların üzerinde gerçekleştirmesi durumunda tekrardan kısa vade için 1378 seviyesine doğru bir hareket görülebilir. Yalnız orta vadede tabii ki emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket bugün özellikle petrolde, altında ve doğalgaz bezli olarak yukarı yönlü bir hareket görüldü. Orta vadede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1433 seviyesine doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Altında kısa vade için 1345 ve 1338 dolar seviyeleri de destek noktaları olmaya devam edecektir. Tabii ki Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin devam etmesi ve ABD tarafından bu hafta içinde açıklanacak olan tarım dışı verilerinin beklentilerin altında kalması durumunda altında tekrardan yukarı yönlü sert hareketler görülebilir. İsmail Cem, son olarak bir de euro dolara bakalım. 1.37.30 seviyelerindeyiz şu an için euro dolarda. Geçen hafta 1.38'lerin üzerine kısa da olsa görmüştük. Ne dersin euro dolardaki harekete?
Euro dolar da aslında 2011 yılından beri bu 1.50 seviyesinden 1.20 seviyelerine kadar geri çekilmenin 61.8 düzeltmesi olan 1.38.30 seviyesi tekrar test edildi. Fakat üzerinde bir hareket gerçekleştirilmeyince satış baskısının tekrar arttığını gördük. Geçtiğimiz dönemlerde bununla beraber üçüncü kez test ettiği 1.38.30 seviyesinden hem Euro bölgesinin Rusya ile olan diyalogları vasıtasıyla beraber tekrardan 1.37-35 seviyesine doğru bir geri çekilme görüldü. Tabii ki bugün Euro bölgesinde imalat PMI verileri iyi gelmesine rağmen sabah saatlerinde Asya seansındaki gap'ini bile kapatamadığını gördük Euro dolar paritesinde. Aşağı yönlü hareketlerinde 1.37 seviyesinin kırılması durumunda 1.36-50 ve 1.35, 1.36-20 ve 1.36-50 seviyelerine doğru kısa vadede bir geri çekilme görülebilir. 1.37 seviyesinin üzerine tutulması halinde tekrardan daha önce de test etmiş olduğu 1.37-75 ve 1.38-30 bandına doğru bir hareket görülebilir. Ancak tabii ki Euro bölgesinin Ukrayna ile Rusya ile olan şu andaki durumları paritedeki gevşemeleri biraz daha hızlandırıyor. İsmail Cem Gönen, çok teşekkür ediyoruz. ALB Menkul Değerler Analisti bizleri piyasalardaki son durumu yorumladı. Yeniden stüdyodayız. Garanti Yatırım Baş Ekonomisi Gizem Öztok Altınsaç bizlerle, sizler de bizlere @bloomberg.et adresinden ulaşmaya devam ediyorsunuz. Biraz izleyici yorumları okuyayım, hemen sana döneceğim. Şu Rusya Türkiye aldı. Belki bir rüya mı, hayal mi, istek mi bilmiyorum ama bu akşam bir konuşalım, bunu konuşmaya devam edelim. Diyor ki izleyicimiz, yabancı takası kaça düşerse 2 ila 4